Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle 5'in sınıf matematik sahnesi kitabında ondalık gösterimleri sıralama ve sayı doğrusunda gösterme konusuyla dersimize devam ediyoruz ondalık gösterimler sıralanırken önce tam kısmına bakılır tam kısmı büyük olan sayı daha büyüktür tam kısımlar eşit ise sırasıyla onda birler basamağına yüzde birler basamağına ve binde birler basamağına bakılır Bakılan basamaktaki rakam büyük olan sayı daha büyüktür. Burada arkadaşlar 4 tam onda 5 eşittir. 4 tam yüzde 50 eşittir. 4 tam binde 500 gibi arkadaşlar. Ondalık gösterimlerin en sağına istenilen kadar sıfır konularak ondalık kısımdaki basamak sayısı eşitlenebilir demiş. Örnek Buraya da 3 tane sayı vermiş. Ne yapıyoruz? İlk önce tam kısımlarına bakıyoruz. 4, 3, 7 var. 7 hepsinden büyük olduğu için 7 tam %72 büyüktür. 4 tam onda 5 büyüktür. 3 tam binde 618 diyoruz. Buraya geldik. Burada arkadaşlar 3'ünün de tam kısımları aynı. Şimdi onda birler basamağına bakıyoruz. 3'ünde de 2 var. %1'ler basamağında 0 var, 2 var, 0 var. 2 arkadaşlar daha büyük olduğu için 4 tam binde %220 ya da onda 20 yüzde %22 büyüktür. Buraya geldik şimdi. Burada 0 var, burada 2 var. 2 sıfırdan büyük olduğu için 4 tam 1202 büyüktür. 4 tam %2 onda diyoruz. Ondalık gösterimler sayı doğrusunda gösterilebilir arkadaşlar. Burada 3 ile 4'ün arasını 10 eşit parçaya bölüyoruz. Burası arkadaşlar 3 şurada gizli bir 0 var. Burası 3 tam 3 tam onda 1, 3 tam onda 2, 3 tam onda 3, 3 tam onda 4 diye gidiyor. Burada gizli sıfırları yazıyoruz arkadaşlar ve burası 2 tam onda on, %11, 2 tam %12, 2 tam %13 diye gidiyor. 187 ve 188. sayfalardaki etkinlik sahnesi 35'i yapabilirsiniz demiş. Şurayı bir büyütelim bize ne dedim? Aşağıda verilen sayı doğrularında oklara karşılık gelen kesirlerin ondalık gösterimlerini bulunuz demiş. Sıfırda 1 var arkadaşlar ve burayı 10 eşit parçaya bölmüşüz. Kaçıncıyı almışız? 1, 2. Iki. İkinciyi almışız. Yani burası 2 bölü 10 yapar. Ben burayı sıfır tam onda iki olarak yazarım. 3 ile 4 var arkadaşlar. 2 parçaya bölmüşüz ve birincisini almışız. Burası 3 tam 1 bölü 2 oldum. 5 ile genişletiyorum. 3 tam 5 bölü 10 gelir. Ve burası arkadaşlar 3 tam 10'da 5 gelir. 5 ile 6 arasında 5'e bölmüşüz. Üçüncüsünü almışız. Burası 5 tam 3 bölü 5 gelir. 2 ile genişletiyorum. 5 tam 6 bölü 10 oluyor burası. Ve ben burayı 5 tam 10 da 6 olarak yazıyorum. 2 ile 3 arasında arkadaşlar biz 8 eşit parçaya bölmüşüz ve ikincisini almışız. Burası 2 tam 2 bölü 8 oluyor. Burayı sadeleştiriyorum arkadaşlar. 2'yi 2'ye bölüyorum. 8'i de 2'ye bölüyorum. Burası 2 tam 1 bölü 4 geliyor. Burayı ben 25 ile genişletiyorum. 2 tam 25 bölü 100 oldu. Ben burayı 2 tam yüzde 25 olarak yazıyorum arkadaşlar. 4 ile 5 arasını 4'e bölmüşüm ve üçüncüsünü almışım. Burası 4 tam 3 bölü 4 oluyor. 25 ile genişletiyorum. 4 tam 75 bölü 100. Eşittir 4 tam yüzde 75 geliyor. Aşağıda verilen sayı doğrularında oklara karşılık gelen kesirlerin ondalık gösterimlerini bulunuz demiş. Burada bir tam onda bir var. Burada arkadaşlar gizli sıfır var. Burada da gizli sıfır var. Şurayı şöyle büyütelim biz. Burada gizli sıfır var. Burada gizli sıfır var. Burası bir tam yüzde on bir. Bir tam yüzde on iki. Bir tam yüzde on üç. Bir tam yüzde on dört. Bir tam yüzde on beş. Bir tam yüzde on altı. Bir tam yüzde on yedi. Ve bir tam yüzde on sekiz oluyor. Okla gösterilen yer arkadaşlar bir tam yüzde on sekizmiş. Aynı şekilde burayı da büyütelim. Burada gizli sıfır var. Burada gizli sıfır var. Burası 3 tam yüzde 21. 3 tam yüzde 22. 3 tam yüzde 23 oluyor arkadaşlar burası. Burada gizli sıfır var. Burada da gizli sıfır var. 4 tam %11 4 tam %12 4 tam %13 4 tam %14 4 tam %15 4 tam %16 geliyor burası. Burayı da büyütelim. 5 tam %23. Burada gizli sıfır var. Burada da gizli sıfır var. Burası 5 tam Binde 231 olarak geliyor. 5 tam, binde 232. 5 tam, binde 233. 5 tam, binde 234. 5 tam, binde 235. 5 tam, binde 236. 5 tam, binde 237. Son olarak burası 5 tam binde 238 geldi. Burayı da büyütelim. Burada gizli sıfır var. Burada gizli sıfır var. Burası 2 tam %81 Burası da 2 tam %82 geldi. Burayı da büyütelim. Bakın burada gizli sıfır var. Burası 3 tam yüzde 51 geldi. Burası 3 tam yüzde 52 geldi. Burası 3 tam yüzde 53. Burası 3 tam yüzde 54. 3 tam yüzde 55. 3 tam yüzde 56. 3 tam yüzde 57. 3 tam yüzde 58 ve son olarak 3 tam yüzde 59 geliyor. Büyütelim burayı. Burasında gizli sıfır var arkadaşlar. Şimdi geri geri geliyoruz bu defa. 6 tam 230, 6 tam 1000'de 229, 6 tam 1000'de 228, 6 tam 1000'de 227, 6 tam 1000'de 226, 6 tam 1000'de 225. 6 tam binde 224. 6 tam binde 223. Ve son olarak burası 6 tam binde 222 olarak geldi. Burayı da büyütüyoruz. Burada arkadaşlar bakın burası 5 tam %25, 5 tam %26, 5 tam %27, 5 tam Beş tam yüzde yirmi yedi. 5 tam yüzde 28, 5 tam yüzde 29 ve 5 tam yüzde 30 olarak çıkıyor karşıma. Al tam yüzde 49 geri geri geleceğiz. Al tam yüzde 48, alt tam 6 tam yüzde 47, Al tam yüzde 46, Al tam yüzde 45. 6 tam yüzde 44 6 tam yüzde 43 6 tam yüzde 42 6 tam yüzde 41 ve son olarak burası 6 tam yüzde 40 geliyor. Burayı büyütüyorum. Geri geri geleceğiz. 2 tam yüzde 55, 2 tam yüzde 54, 2 tam yüzde 53, ve 2 tam %52 çıkıyor. Aşağıda verilen karşılaştırmaları yaparken küçüktür, eşittir ve büyüktür sembollerin uygun olanı yazınız demiş. Ne yapıyoruz? İlk önce tam kısmı karşılaştırıyoruz. Eğer tam kısımları aynıysa sırayla onda birler, yüzde birler, binde birler basamaklarına bakacağız. Tam kısmında 5 var, 4 var. 5 4'ten büyük olduğu için buraya büyüktür geliyor. Tam kısmında 6 var 2 var. 6 2'den büyük olduğu için büyüktür geliyor. Tam kısmında 8 var 8 var. Şimdi ben onda birler basamağına bakıyorum. Onda birler basamağında 4 var 4 var. İkisi de eşit olduğu için yüzde birler basamağına bakacağım. Burada arkadaşlar 0 vardır. Yüzde birler basamağında her ikisinde 0 olduğu için bu ikisi eşittir. Tam kısmına bakıyoruz. 5. Onda birler kısmına bakıyoruz. 2 var. 3 var. 2, 3'ten küçük olduğu için ortaya küçüktür koydum. Tam kısmına bakıyorum. 9 var. 9 var arkadaşlar. Onda birler kısmına bakacağız. Burada 0 var. Burada 3 var. 0, 3'ten küçük olduğu için buraya küçüktür koyuyoruz. Tam kısmına baktım. 7 var. 7 var. Onda birler kısmına bakacağız. Burada 4 var. Burada 0 var. 4 sıfırdan büyük olduğu için büyüktür koydum. Şurayı da büyütelim. Tam kısmına bakıyorum. 8 var, 8 var. Onda birler kısmında 2 var, 2 var. Yüzde birler kısmında 5 var, 5 var. Binde birler kısmında burada 0 var, burada 1 var. 0, 1'den küçüktür. Tam kısma bakıyoruz. 9 var, 9 var. Onda birler kısmına bakıyoruz. 3 var, 3 var. Yüzde birler kısmında arkadaşlar burada 0 var, burada 4 var. 0 4'ten küçük olduğu için ortaya küçüktür koydum. Tam kısma bakıyorum. Burada 10 var, burada 9 var. 19'dan büyüktür. Tam kısma bakalım. 5 var, 5 var. Onda birler kısmında 7 var, 8 var. 7 8'den küçük olduğu için ortaya küçüktür koyuyoruz. Tam kısma geldim. 7 var, 8 var. 7 8'den küçük olduğu için buraya küçüktür koyduk. Tam kısma bakıyorum. 3 var, 3 var. Onda birler kısmında 2 var, 2 var. Yüzde birler kısmında 5 var, 4 var. 5 4'ten büyük olduğu için ortaya büyüktür koydum. Tam kısma geldim. 9 var, 9 var. Onda birler kısmında 2 var, 3 var. 2 arkadaşlar 3'ten küçük olduğu için ortaya küçüktür koyuyorum. Burada tam kısmında 2 var. Onda birler kısmında 5 var. Yüzde birler kısmında 0 var. 6 var. 0 6'dan küçük olduğu için buraya küçüktür koyduk. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri 1, 2, 3 şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Burayı şöyle büyütelim. Şimdi Büyükten küçüğe doğru sıralacağız. En büyüğüne 1 koyuyoruz. Ortaya 2, en küçüğüne 3. Birinci şıkkına başlıyorum. Tam kısmına bakalım. 8, 9, 10 var. 10 en büyükleri olduğu için bu 1 oluyor. 9 ortaları olduğu için bu 2 oluyor. 8 en küçükleri olduğu için burası 3 oluyor. İkinci şıkkımıza gelelim. Tam kısımlarında 9, 9, 9 var. Hepsi eşit. Onla birler kısmına baktım. 7, 6, 7 var arkadaşlar. 6 en küçükleri olduğu için buraya 3 koydum. Şimdi bu ikisini karşılaştırıyorum. Burada yüzde birler basamağında 0 var. Burada 2 var. 0, 2'den küçük olduğu için arkadaşlar en büyük kısmım 9 tam yüzde 72 oluyor. Buraya 1 koyuyorum. Buraya 2. Şimdi gelelim. Buraya arkadaşlar iki tane sıfır koyuyorum gizli sıfırları. Buraya da bir tane sıfır koyuyorum. Böyle kıyaslayalım. Tam kısımlarımda 4 var. Onda birler kısımlarında 4 var. Yüzde birlerde arkadaşlar burada 0 var. 4 var. 4 var. 0 en küçükleri olduğu için buraya 3'ü koydum. Şimdi bu ikisini karşılaştırıyorum. Binde birler basamağında 0 var. 4 var. 4 sıfırdan büyük olduğu için en büyüğü burası oluyor. Burası da 2 numara oluyor. Tam kısımlara bakalım arkadaşlar. 8 var, 8 var, 8 var. Hepsi eşit. Onda birler kısmına bakıyorum. 7, 7, 0 var. 0 arkadaşlar en küçükleri olduğu için buraya 3 koydum. Şimdi bu ikisini karşılaştırıyorum. Burada gizli 0 var. Yüzde birler basamağında burada sıfır varken burada 3 var arkadaşlar. 0 3'ten küçük olduğu için burası iki numara oluyor, burası bir numara oluyor. Son şıkkıma geldim. Tam kısmında 3 3 3 var hepsinde. Onda birler kısmında 4 0 0 var. 4 arkadaşlar hepsinden büyük olduğu için buraya ben 1'i yazıyorum. Şimdi buraya geldik. 4 ile, 4, 4 ile 0'ı karşılaştırıyorum. 4 sıfırdan büyük olduğu için burası 2 numara oluyor. Burası da 3 numara oluyor. Bu etkinliği de böyle yaptık. Diğer etkinliğimize geçelim. Aşağıda verilen karşılaştırmalarda üçgen yerine yazılabilecek rakamları bulunuz demiş. Şimdi karşılaştırma yaparken ilk önce tam kısma bakıyoruz arkadaşlar. Tam kısmında ikisinde de 7 var. Onda birler kısmında burada 2 var. Burada üçgen var. Bu sayım bu sayımdan küçükmüş. Ben bu sayıyı şöyle yazabiliyorum. 7 tam %20 olarak yazabiliyorum. Bu şekilde değerlendirelim. Şimdi benim eğer üçgenim 2 olsaydı ben %1'ler basamama bakacaktım. Burada 0 var. Burada 3 var. 0 3'ten küçük olduğu için ortaya küçük işareti koyacaktım. Ve öyle yapmışım. Dolayısıyla benim üçgenimin alabileceği değer 2. Peki başka değerler alabiliyor mu? Alabiliyor. 2'den büyük değerleri de alabiliyor. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değerlerini alabilir. İkinci şıkkıma geldim. Karşılaştırıyorum tam kısımlarımda her ikisinde de 3 var. Onda birler kısmında arkadaşlar üçgen küçüktür 8'miş. Dolayısıyla üçgenim 8'den küçük rakamları alır. Onlar da 0 1 2 3 4 5 6 ve 7'dir. Buraya geldik. Tam kısımlarını karşılaştırıyorum. Burada arkadaşlar 4 var, 4 var. Burada 6 var, üçgen var. Devamına bakalım. 8 var, 8 var. 3 var, 2 var. Buradaki 3 arkadaşlar 2'den büyük. Dolayısıyla ben burada üçgen yerine 6'yı verebilirim. Şöyle yazalım. Buradaki 6'yı en sona yazacağız. Bu üçgen 6'yı alabilir. Bu cepte. Peki 6'dan başka neler alabilir? 6'dan küçük değerleri alabilir. Çünkü bakın küçük olan tarafta. Dolayısıyla 0 1 2 3 4 5 ve 6 değerlerini alıyor. Buraya geldik. Şimdi karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Burada gizli bir tane sıfır var. İlk önce bunu yazalım. Eğer benim üçgenim 4 olsaydım ne yapacaktım? Onda birler basamama bakacaktım. Burada 3 var, burada 3 var. Yüzde birler basamama bakacağım. 2 var, 0 var. 2 sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar büyüktür koyacaktık zaten büyük. Dolayısıyla üçgenim 4'ü olabilir. Bunu unutmayalım. Peki üçgenimin alabileceği değerler başka nelerdir? 4'ten küçük sayılardır. Yani 0, 1, 2, 3 ve 4 değerlerini alabilir. Buraya geldik. Bunun için sonuna 2 tane 0 koyuyorum. İlk önce tam kısımları karşılaştırıyoruz. Buraları 6. Şimdi onda birler kısmına geldik. 4 sıfırdan büyük arkadaşlar. Diğer tarafa geldim. 4 sıfırdan büyük olduğu için zaten burada yani yüzde birler basamında ne olursa olsun arkadaşlar buraya her türlü küçüktür işareti konulacak çünkü bu buranın onda birler basamı buranın onda birler basamından büyüktür. Dolayısıyla üçgenimin alabileceği değerler tüm rakamlar. Onlardan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur. Aşağıda verilen rakamları birer kez kullanmak şartıyla ondalık kısmı 3 basamaklı olan en büyük ve en küçük ondalık gösterimleri bulunuz demiş. En büyük sayıyı bulurken büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. En küçük sayıyı bulurken arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Şimdi en büyüğü buluyoruz. 7, 6, 3, 2, 1 olarak sıraladım. Ondalık kısmı 3 basamaklı olmasını istiyordu. Dolayısıyla virgülü buraya koydum. En küçüğü bulurken de rakamları küçükten büyüğe doğru sıralıyordum. Ondalık kısmı 3 basamaklı olacağı için virgülü buraya koydum. En büyüğü bulurken rakamları büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Ondalık kısmı 3 basamaklı olacak virgülü buraya koydum. En küçüğü bulurken küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Ondalık kısmı 3 basamaklı olacak. Virgülü buraya koydum. En büyüğü bulurken büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Ondalık kısmı 3 basamaklı olsun demiş. Virgülü buraya koydum. En küçüğü bulurken küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Ondalık kısmı 3 basamaklı olsun demiş. Virgülü buraya koydum. En büyüğü bulurken büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. Ondalık kısmının 3 basamak olabilmesi için virgülü buraya koydum. En küçüğü sıralarken, en küçüğü bulurken küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Ondalık kısmının 3 basamaklı olması istediği için virgülü buraya koyduk. Aşağıda istenen ondalık gösterimleri bulunuz. 2, 3, 0, 5 rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 300'den büyük en küçük ondalık gösterim demiş. 300'den büyük en küçük ondalık gösterimi istediği için arkadaşlar yüzler basamağında 3 olacak. Onlar basamağında 0 olacak. Birler basamağında 2 olacak. Onda birler basamağında 5 olacak. Yani 302 tam onda 5. 4, 7, 1, 8 rakamları, rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 700'den küçük en büyük ondalık gösterim demiş. Arkadaşlar 700'den küçük olmasını istediği için yüzler basamağım 7'den küçük alabileceği en büyük değeri alacak. 100'den küçük alabileceği değerler 4 ve 1. Bunlardan en büyük olanı 4. Dolayısıyla benim yüzler basamağım da 4 olacak. Onlar basamağım da 8. Birler basamağım da 7. Onda birler basamağım da 1 olacak. Yani bu rakamları kullanarak 700'den küçük oluşturabileceğim en büyük ondalık gösterim 487 tam onda birdir. 3, 6, 4, 7 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 500'den büyük en küçük ondalık gösterim. Arkadaşlar buraya bakıyorum 5 rakamı yok. Dolayısıyla yüzler basamağındaki sayım 5'ten büyük en küçük sayı olacak. O da 6'dır. Geldim buraya 6'yı yazdım en küçük ondalık gösterim istediği için arkadaşlar 6 dışında geriye kalan rakamları küçükten büyüğe sıralayacağım. 3, 4, buraya bir tane virgül koyuyoruz ve burası 7 oluyor arkadaşlar. Yani 500'den büyük en küçük ondalık gösterim 634 tam onda 7'dir. Üçgen ve kare artışık doğal sayılardır. Aşağıdaki sıralamalarda üçgen artı kare işleminin sonucunu bulunuz. 8 tam 10'da 4 sayısı 8 ile 9'un arasındadır. 8 ile 9'u topluyorum. Burası 17 oluyor. 12 tam %78 sayısı 12 ile 13 arasındadır. 12 ile 13'ü topluyorum ve burası 25 oluyor. 9 tam 1213 sayısı. 9 ile 10 arasındadır. 9 ile 10'u topluyorum arkadaşlar. Burası 19 geldi. 2 tam %45 sayısı. 2 ile 3 arasındadır. 2 ile 3'ü topluyorum. Ve ben toplam işlemin sonucunu 5 buldum. Aşağıdaki sıralamalarda noktalı yere yazılabilecek sayıları tik ile belirleyiniz demiş. Ben arkadaşlar bunun sonuna sıfırı koyuyorum ve bunu böyle yazıyorum. Burayı da bir tane sıfır ekliyoruz. Şuraya yanlış yazdık. Buraya da bir tane sıfır ekliyoruz. Şimdi karşılaştırmamızı böyle yapalım. 7 tam %20 ile 8 tam %12'nin arasında olmasını istiyorum. 8 arkadaşlar bu iki değerin arasındadır. Dolayısıyla yazılabilir. 7 tam %25 arkadaşlar bu aralıktadır. Dolayısıyla yazılabilir. 8 tam %20 8 tam 12'den büyüktür yazılamaz. Şuraya bir tane 0 koyuyorum, buraya iki tane 0 koyuyorum, buraya da iki tane 0 koyuyorum. Şimdi karşılaştırmamıza bakalım. 4 tam binde 320 ile 5 tam binde 125'in arasında olacak. 4 tam binde 400 bu iki sayı arasındadır. 5 tam binde 1 bu iki sayı arasındadır. 4 tam 1000'de 300 arkadaşlar. 4 tam 1000'de 320'den küçük olduğu için buraya yazılamaz. Şimdi geliyorum buraya 2 0 koyuyorum. Buraya da 2 0 koyuyorum. Buraya 1 0, buraya da 1 0 koyuyorum. Benim aralığım 6 tam 1000'de 700 ile 6 tam 1000'de 800 arasında. Şıklarımıza bakalım. 6 tam 1000'de 830 6'dan 1800'den 800'den büyük olduğu için yazılamaz. 6 tam 1770 770 bu iki değer arasında olduğu için yazılabilir. 6 tam 1789 789 bu iki değer arasında olduğu için arkadaşlar yazılabilir. Burayı da tik attım. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.